Zaman makinesi duy sesimizi. Bizi, Zengin ve beni, annem ve babam ölmeden önceki zamanı ışınla. Lütfen. Hı? Ne oluyor? Zengin bir şeyler oluyor. Çocuklar gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz çocuklar. Büyük anne ne oluyor deprem mi oluyor? Hayır. Hı? Burası da neresi? Nereye geldik? Zengin, Zengin sana ne oldu? <laughs> zengin bu halin ne? Fakir sesim sesime ne oldu? Fakir sesimle incelmiş. Biz küçüldük fakir. Eski zamanı geldiğimiz için küçücük olduk. Evet abi. Şuna baksana kocaman kafam varmış küçükken. Sen sanki kendini gördün de konuşuyorsun. Senin de öyle. Nasıl yani? Benim de mi kocaman kafam var? Evet fakir senin de kocaman kafan var. Ama baksana fakir. Eskiden de benim elmas setim varmış. Hatta dur kılıcım da var. Bak işte burada boyuma göre kılıç. Evet abi gerçekten eskiden de elmas setim varmış. Benim yok ama. Burası da galiba anne ve babamızın yaşadığı yer. Zengin onları görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de fakir ben de. Haydi girelim de görelim onları. Anne ve babam şu anda hala yaşıyorlar. Buradalar yani. Onları kurtarmamız lazım fakir. Şimdi anne ve babamız bir kaza geçirecek. Eğer ki dışarı çıkarlarsa. Yani eğer ki dışarı çıkıp o arabaya binerlerse bir trafik kazasında ölecekler. O yüzden onları dışarı salmamamız lazım tamam mı? Doğru söylüyorsun abi. Geçmiş zamana geldik ve anne ve babamın şimdi trafik kazasında ölmesine izin vermeyeceğiz. Bu arabayla trafik kazası geçirmişler eskiden ve ölmüş ikisi de. Ama eğer ki şimdi o trafik kazasına izin vermezsek bundan sonra bizimle olabilirler. Evet kardeşim. Her neyse fakir. Gel şimdi artık içeri girelim. İçeride bakalım anne ve babam ne yapıyor. Onları çok özledim ya çok özledim. İşte içerideler. Şuna baksana. Babacım babacım. Ne oldu zengin? Gelin içeri haydi. Geliyoruz baba geliyoruz. Gel fakir gel. Babacım anneciğim biz geldik. Çocuklar ne oldu oyun oynadınız mı dışarıda? Oynadık baba oynadık. Fakirle beraber çok güzel oyunlar oynadık. Aferin size çocuklar. Haydi artık kahvaltı yapalım. Annen yemek hazırladı. Tamam babacığım. Anneciğim, canım annem benim. Zengin evladım, siz hemen kahvaltı yapın. Biz de babanla beraber dışarı çıkacağız. Dışarıda çok önemli işlerimiz var. Hayır anne. Hayır, lütfen dışarı çıkmayın lütfen. Evladım ne diyorsun sen? Evde bekleyin. Biz bir 10 dakikaya geri geleceğiz. Arabayla gideceğiz zaten. Hızlıca gidip geliriz. Anneciğim, babacığım, lütfen gitmeyin. Yalvarırım. Evet anne lütfen bakın anlamıyorsunuz bize dışarı çıkarsanız kötü şeyler olacak. Ya ne diyorsunuz siz bekleyin siz evde biz 10 dakikaya gidip geliriz. Ya lütfen gitmeyin babacım yalvarırım. Bak bugün bizimle kalın ne isterseniz veririm size hatta al bak elmas kılıcım elmas setim senin olsun. Zengin neden böyle diyorsun evladım dışarı çıkacağız alt tarafı ne olabilir ki? Ya baba şimdi size söyleyemem ama dışarı çıkmayın lütfen. Zengin. Fakir, Kızmaya başladım artık yeter. 10 dakika içinde geri geleceğiz. Susun evde uslu uslu oturun ve yemeğinizi yiyin. Öf babaya öf. Fakir ne yapacağız fakir? Zengin dışarı salmamamız lazım. Bekle bekle aklıma bir fikir geldi. Çocuklar biz artık gidiyoruz görüşürüz. Hı? Bu kapı neden açılmıyor? Kapıyı mı kilitlediniz? Evet baba dışarı gitmenize izin vermiyoruz. Evde kalacaksınız. Zengin fakir çabuk verin kapının anahtarını çabuk. Gideceğiz biz 10 dakika içinde geleceğiz diyorum. Neden anlamıyorsunuz çocuklar? Bak kırarım kapıyı vermezseniz. Kırarsan kır baba. Umrumuzda bile değil. Ama anahtarı vermiyorum size. İyi tamam kendiniz kaşındınız. Görün bakayım şimdi nasıl kırıyorum kapıyı. İşte bu kadar. Demek ki anahtarı vermezsiniz. Ben de böyle kapıyı kırarım. Haydi artık gidelim. Siz iyice yaramaz olmaya başladınız. Zengin şimdi abi. Ne şimdi ne saçmalıyorsunuz. Tamamdır fakir babacım kusura bakmayın ama sizi dışarı salamayız. Hı? <laughs> ne oluyor bu da ne. Olamaz bunu kıramam da. Zengin fakir çabuk açın şunu çabuk. Nasıl yaptıysanız öyle açın şunu. Hayır baba kusura bakmayın. Siz dışarı çıkmayacaksınız bugün. Çünkü dışarı çıkarsanız dışarıda trafik kazası geçireceksiniz. Ya çocuklar merak etmeyin. Bir şey olmaz bize. Hem ben çok iyi araba kullanıyorum. Neden trafik kazası geçirelim? Ya baba hayır olmaz diyorum işte. Dışarı çıkmak yasak. Bana bak zengin. Fakir. İyice şımardınız artık. Çabuk aç şu şalteri çabuk. Hayır baba yaklaşma. Şalteri de kırdım. Tamam bir şalter falan yok. Oradan çıkmayacaksınız. Zengin. O şalteri çabuk bana ver. Fakir bak seni de uyarıyorum. O şalteri bana verin diyorum size. Hayır baba. Evden dışarı çıkamazsınız. Kusura bakmayın. Sizi bugün evden dışarı salmayacağım. Eğer ki var ya evden dışarı çıkarsanız sizi uyarıyorum. Trafik kazası geçireceksiniz. Ya zengin nereden biliyorsun geleceği mi görüyorsun? Biz kaza falan geçirmeyiz ver çabuk onu. İyi tamam al şalteri veriyorum ben size. Bak şalteri buraya koydum ve açtım. Haydi bakalım kapı açık bakın kapıyı açtım. İşte böyle aferin. Ama eğer ki siz şimdi dışarı çıkarsanız var ya fakirle beraber evi öyle bir dağıtırız ki her yeri yıkarız. Televizyonu kırarız, duvarları yıkarız, lambaları kırarız. Eğer ki dışarı çıkarsanız tüm bunları yapacağız. Çocuklar neden böyle yapıyorsunuz? Zengin, fakir. Ben size böyle mi öğrettim çocuklar? Hayır anneciğim kusura bakmayın. Eğer ki dışarı çıkarsanız biz dediklerimizi yaparız. Hiç kusura bakmayın. Size söylediğimiz her şeyi yapacağız. Heh, kapıyı da kapattım dışarı çıkarsanız bu evi baştan aşağı yıkarız. Hatta bak şimdi uyarı olarak şu camı kırayım. Zengin yapma. Ne yapıyorsun zengin? İşte ben size diyorum. Eğer ki şimdi dışarı çıkarsanız tüm evi yıkarım ona göre. Tamam tamam. Öf öf ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum bilmiyorum. Yaramaz çocuklar. Tamam çıkmıyoruz çıkmıyoruz. Dışarıda da önemli bir işimiz vardı ya. Ne işiniz varmış? Bizden daha mı önemli bu işiniz? Evet babacım. Sanki bizden daha önemli. Evet ya bizden daha önemli olamaz ki. Ya çocuklar sizden daha önemli değil de. Eve yeni eşyalar alacaktık işte. Bu kadar basit. Baba yarın alırsınız boşver. Dışarı gitmiyorsunuz işte. Ben size söylüyorum eğer ki dışarı giderseniz. Ben evi paramparça ederim ona göre. Tamam zengin tamam. Yaramaz çocuklar sizi. Oley be oley be. <laughs> i̇şte bu kadar. Haydi bakalım sıkıyorsa gidin dışarı. Fakir gel kardeşim gel. Annem ve babam evde uslu uslu dursun. Biz de dışarıda birazcık seninle konuşalım. <laughs> Anne ve babamı dışarı salmadık. Arkadaşlar dışarı gitselerdi çünkü arabayla kaza geçirip öleceklerdi. Ve onları dışarı salmadık. Fakir nasıldım ama. Evet abi çok iyi düşündün. Süperdin. Olay be olay be. Fakir şimdi ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Ne yapacağız abi? Anne ve babamı bizim gerçek zamanımıza nasıl götüreceğiz? Fakir, zaman makinesinin çalışması için hepimizin yan yana durması lazım değil mi? Aynen öyle abi. Yan yana durursak ve zaman makinesi çalıştırırsam istediğimiz zamana hep birlikte ışınlanabiliriz. İşte bu tamamdır. Anne ve babam uyurken hiçbir şey çaktırmadan gideceğiz yanlarına tamam mı? Ve zamanda yolculuk yapacağız. Onları bizim zamanımıza ışınlayacağız. Yani bizim şehrimizin olduğu zamana. Ve bu sayede onlar da artık bizimle olacak. Tamamdır abi çok güzel fikir. O zaman akşam olmasını bekleyeceğiz. Evet fakir mecbur akşam olmasını bekleyeceğiz. İşte bu kadar ya İşte bu kadar ya. Tamamdır bugün anne ve babam uyurken onları alacağız ve bizim kendi zamanımıza götüreceğiz. Ama zengin çok dikkatli olmamız lazım abi. Eğer ki bize o esnada yakalarlarsa hiçbir açıklama yapamayız. Bir anda çünkü 20 sene geleceğe gideceğiz. Öf ya bu onlar için çok büyük bir sıkıntı olacak. Ama en azından bizim ne olacaklar? Bizim ilerleyen zamanlarda neler yaptığımızı görecekler. Şehrimizi görecekler. Bence güzel fikir yani. Bunu yapmamız lazım abi. Tamam kardeşim yapacağız merak etme. Bu akşam yapacağız. Bu akşam annemi de babamı da alacağız ve şehrimize götüreceğiz. Zamanda yolculuk yapacağız. Çok heyecanlıyım fakir. Dikkatli olmamız lazım. Sadece bir şansımız var. Evet abi aynen öyle. Çok mutluyum. Anne ve babamı o kadar çok özlemişim ki. Arkadaşlar artık anne ve babam da bizimle olacak Onları bu zamandan alıp kendi zamanımıza ışınlayacağız <laughs> Çok mutluyum Hem neyse artık yarın alırız eve yeni eşyalar Yapacak bir şey yok salmıyorlar bizi dışarı Şu yaramazlara bak sen ya camı da kırdı Neyse ben bunu tahmin ederim sıkıntı değil Yapacak bir şey yok dışarı çıkarsak evi kıracaklarını söylüyorlar Onları evde yalnız bırakamayız Doğru söylüyorsun Onları evde yalnız bırakamayız. Evi mahvederler valla. Bu evi zaten yeni aldım. Bir de evi mahvetmelerine izin veremem. Her neyse şu balkonda birazcık oturayım. Oh mis gibi doğa kokusu ya. Doğanın tam içinde mis gibi ev satın aldım. Artık yeni eşyaları da yarın alırız. Yarın gideriz. Yapacak bir şey yok.